Herkese merhabalar. Milli Bakanlığı yepyeni bir sınav sistemi getirdi ve bizler 10. sınıfta bu sınav sisteminde en yüksek başarıya ulaşmak istiyoruz. Sizler için Tonguç Akademi 10. sınıf kanalı olarak mükemmel bir yazılı kamp hazırladık. Yeterli mi? Hayır. Bunun haricinde sizler için Milli Bakanlığı'nın bütün orta öğretim, konu ve kazanımlarını harika bir şekilde gözden geçirdik. Zaten sizler de mutlaka gözden geçirmelisiniz. Matematikte, edebiyatta, tarihte, coğrafyada bütün derslerde Milli Bakanlığı bu sene ilk defa konu ve kazanımları daha detaylı bir şekilde hatta örnek sorularıyla yayınladı. Hatırlarsınız eskiden LGS hazırlanırken örnek sorular vardı. İşte bu senede yazılılar için örnek sorular yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Bizler bu örnek sorulara uygun bir şekilde mükemmel bir yazılı kamp hazırladık sizlere arkadaşlar. Bu yazılı kampında orta örtüm konu ve kazanımlarına uygun, örnek sorulara uygun hocaların yüzde yüz sorar dediği, kesin çıkar dediği sorular hazırladık. Hocam yüzde yüz sorulacağını nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı bu sene kazanımları tek tek verdi. Örnek veriyorum edebiyatta edebiyatın tarih ve din ilişkisine ilgilendirilir. Öğrenilir bununla alakalı sorular sorulur diye tek tek kazanımları yazdılar. Ve İlçe geneli sınavda kaç soru gelecek? Yazılının birincisinde kaç tane gelecek? Her birini tek tek yazdılar. Bizler de bu senaryolara uygun mükemmel yazılı provalar hazırladık. Diyebilirsiniz ki hocam tamam yazılı provalar yaptık ama notlarımızı nasıl çıkaracağız? Bunun için de zaten 10. sınıf yazı notları sizleri bekliyor. Hatta bu sene 10. sınıf yazı notlarında sizlere mükemmel bir sürprizimiz daha var. O da zaten biliyorsunuz edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide birinci dönemin hem birinci yazılısı hem de ikinci yazılısı için mükemmel notlar vardı. Tamam hocam bunu biliyoruz. Yazılı notlarımızı aldık dedi duyar gibiyim. Ama bu sene aynı zamanda sizlere bu kitaplarımızın arkasındaki kodu kazdığınızda aktif ediyorsunuz yaptığınızı ve Milliyetin Bakanlığı'nın ortak sınav denemelerine ulaşıyorsunuz. Yani bu kitaplarda artık sizler için ortak sınav denemeleri de var. İsterseniz gelin videomuza başlayalım. Ben sabırsız bir şekilde her şeyi anlattım ama gelin her şeyi bir kez daha gözden geçirelim. Öncelikle ortak yazılar geldi. Türkiye genelinde il ilçe genelinde, okul genelinde sizleri ortak yazılar bekliyor. Bunlardan hiç endişelenmenize gerek yok. Bizler hazırlığımızı yaptık. Sizler de sıkı sıkıya çalıştığınızda bu yazılardan çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ve kendinizi adeta bir check up bir kontrol almış olacaksınız. Diyeceksiniz ki ha ben fizikte buradaymışım. Tarihte buradaymışım, matematikte buradaymışım. Peki diyeceksiniz ki bunların bize ne faydası var? Arkadaşlar 10. sınıfta girdiğiniz her bir yazılı provası hem 10. sınıf notlarınızı etkiliyor hem de bunlar TT'nin yani ileride gireceğiniz üniversite sınavının %50'sini oluşturuyor. Yani sizin tarihte ya da fizikte ya da biyoloji öğrendiğiniz her bir 10. sınıf konusu esasında ileride gireceğiniz üniversite sınavının %50'sini oluşturuyor. Nasıl yani hocam? ÖSYM de soruları buradaki kazanımlara göre hazırlıyor. ÖSYM kafasına göre hazırlayamaz. Kazanımlarda olan bir şeyi soruyor. Onu kendi tarzıyla soruyor. Bizler de zaten sizlere mükemmel sorular hazırladık. Şimdi Milletin Bakanlığı konusu soru dağılım tabloları yayınlandı. Bu sene öğrencilerden baya bir eleştiri geliyor. Hocam nereden çıktı bu ortak sınavlar? Hocam niye böyle oldu falan? Arkadaşlar endişelenmenize gerek yok. Milletin Bakanlığı evet Türkiye geneli ortak sınavlar yapıyor. Ancak konu ve kazanımları daha detaylı bir şekilde hangi yazılıda hangisinden kaç soru geleceğine dair tek tek açıkladı. Bizler de bunları tek tek inceledik ve sizlere mükemmel yazılı provalar hazırladık. Aynı zamanda ortak sınavlarda olabilecek senaryo örnekleri yani sınav örnekleri verdi. Bu sınav örneklerini de sizlere yapacağımız yazılı provalarında tek tek güzel bir şekilde örneklendirdik arkadaşlar. Yazılı kampımız 21 Ekim Cumartesi günü fizik dersiyle başlıyor. Bu kampımızda tarih, matematik, kimya, biyoloji, edebiyat, coğrafya, fizik tüm derslerden mükemmel bir kamp yapacağız. Az önce söylediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu ve kazanımlarına ve aynı zamanda örneklere uygun mükemmel sorular hazırladık. Bu soruları mutlaka izleyin mutlaka kendinizin provasını yazılı öncesine yapın ve deyin ki ha ben matematikte bu eksiklerim varmış. Nereden biliyorum? Çünkü hocalarımızın hazırladığı yazılı provaları direkt kazanımlara uygun bir şekilde hazırlandı. Yani matematikte sıralama ve seçmede, sayma ve olasılık konusunda sıralama ve seçmede birinci yazıda kaç soru gelecekse toplama ve çarpma yönteminin kullanarak hesaplanmasından oradan o kadar soru sorduk. O soruyla alakalı örnekler verdik. Ve sorularımızın da seviyesini bir üst seviyede tutup ki sizler iyice öğrenin ve yazılda daha rahat hareket edin istedik arkadaşlar. Yazı notları ile hem okul sınavınıza hem de ortak sınavlara bomba gibi hazırlanıyorsunuz. Bomba nereden çıktı hocam? Bir de bomba <laughs> efekti koymuşsunuz. Arkadaşlar yazı notları zaten gerçekten küçücük, ufacık, içi dolu fıçacık. Yani içerisinde birinci dönemin hem birinci yazılısı hem de ikinci yazılısı için bütün ders notları detaylı bir şekilde hazırlanmış durumda sizleri bekliyor. El yazması harika notlar. Bu notları yanınıza taşıdığınız gibi artık Kitabımızın arkası kara kodu kazıdığınızda bakın burada hatta yöntemini de göstereyim. Birinci adımda arka kapaktaki kitabımız bu. Arka kapaktaki etiketi kazıyoruz ve koda ulaşıyoruz. Bu kodu TAS uygulamasına girdiğimizde kitabınız artık size denemeler de sunuyor. Yani edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide sadece notlara değil ortak sınav denemelerine de ulaşmış oluyorsunuz. Bu da sizin yazılardan ve ortak sınav denemelerinden mükemmel sonuçlar almanızı sağlayacak. Aynı zamanda yazılı kampımız sırasında yazılı notlarınızı kullandığınız gibi mutlaka Dinamo soru bankalarındaki yazılı provalarınızı çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. O nedir hocam? Hemen göstereyim. Dinamo sözel setimizin içerisinde yer alan, hemen şuradan çıkarıyorum. Dinamo sözel setimizin içerisinde arkadaşlar biliyorsunuz ki Dinamo edebiyat, Dinamo coğrafya ve Dinamo tarih soruları var. Soru bankaları var. Bu soru bankalarının içerisinde sizler için hazırladığımız normal testler var. Evet bu testleri çözüyoruz. Tekrar testleri var. Aynı zamanda bunlar TYT'nin %50'sini oluşturduğu için burada ÖSYM tarzı sorular da var. Tamam. TET hazırlık yaptık. Ama yazılı provaları da var. Bu yazılı provalarını çözdüğünüz zaman takıldığınız sorular olabilir. Bu durumda kariko okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinliyorsunuz. Yazılı provalarınızı yaptınız. Yazılı notlarınız yanınızda. Kazanımlara uygun yazılı kampını da yaptığınız zaman artık onun sınıfta yazılılardan sizleri çok güzel sonuçlar bekliyor arkadaşlar. Dinamo'nun aynı zamanda sayısal sette var. Burada matematik, fizik, kimya, biyoloji içinde en güncel yeni nesil sorularla doğru ve dinamik bir şekilde çalışmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize yazılarda başarılar diliyoruz. Yazılı kampımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize başarılar.